Bugün dükkan sahibi geldi buraya. Binayı satışa çıkarmış. Geçen yıl da çıkarttı baba ama satamadı biliyorsun. Bu defa işler ciddi Kerem. Emlakçıya vermiş. Aslında ben almayı düşündüm de. Birikmiş biraz param vardı. Yetmedi. Eksiği tamamlamak da zor. Bu yüzden hazır olun istedim. Belki şimdiden iş bile bakmak istersin. Ne bileyim. Belki bir yolu bulunur. Sen kapıya kilit vurmadan ben bir yere gitmem patron. Sağ ol, sağ ol. Baba daha ne kadar para lazım? Çok. Ne kadar çok? Belki buluruz. Nereden bulacağız Kerem? Hadi sen git kursuna, geç kalma. Hadi evladım. Babam umutsuz ama ben hemen pes etmeyeceğim. Evet, adam satışa çıkarmış dükkanı da daha alıcı yok. Bu arada eksik kalan para tamamlanır belki. Kerem, nasıl tamamlanır? Anlamadım. Kolay mı bu? Değil ama denemeye değer. İşe girmeye karar verdim. Çalışıp babama destek olacağım. Nasıl yapacaksın Kerem bunu? Kurs var, lise bitirme sınavı var. Part-time garsonluk yapabilirim mesela. Zaten artık herkes bu iş için öğrencileri düşünüyor. Sen aklına koymuşsun zaten. Ne desem boş. Sadece aklıma koymadım. Garson arayan birkaç yer buldum bile. Şimdi gidip başvuru formunu dolduracağım. Hadi bakalım. İki dakika sürmez. İstersen sen de gel, sonra eve bırakırım seni. Tamam. Bir dakika devam edin. Ben de bir tane alabilir miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Nalan ne oluyor? Form dolduruyorum. Evet görüyorum. Ben de çalışmaya karar verdim. Böylece Hayri abi için daha fazla para kazanmış olacağız. İnsan önce bir annesine sormaz mı? Bakalım izin verecek miyim? Sorsaydım izin vermezdin. Sen ne zamandır kendi kararlarını alıyorsun bakayım? Anne, bu özel bir durum. Hem nesi kötü çalışmamın? Senin birinci görevin okula gitmek. Hem bize ne canım Hayri Bey'den? Gitse kendine kiralık bir yer bulsun. İlla satın almak zorunda mı sanki? Tabii. Sen sırtını sağlam bir yere dayadın, oradan konuşuyorsun. İnsanların halinden anladığın yok senin. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Hiçbir şey yaptığın yok anne. Öyle çarşı pazar dolaşıp duruyorsun. Nereye gitti benim çalışkan annem? Hayatım böyle mi geçecek? Hazır para mı yiyeceksin? Ben kendi aşırımı çıkarmak istiyorum. Bu çalışma kararı sadece Hayri abiye yardım için değil. Birilerinden para almak ağrıma gidiyor. Arada ablam bile olsa.